Biraz ondan sonra. Sen baba mısın, babayım. Bu senin köpeğin, bu köpek mi köpek? Bu senin köpeğin mi? Evet. Öyleyse sen bu köpeğin babasısın der. Biz hiçbir şey diyemeyiz diyor. Bak bu da Platon'u ver diyor. Phaidros da yanlış hatırlamıyorum. Platon'u ver diyor. Aynen bunu yapıyor herif yani. Sen diyor baba mısın, babanın. Bu köpek mi köpek, bu senin mi senin, sen bunun babasısın diye böyle bir hızlı bir düşünce oyunuyla böyle saçma sapan bir şey yapıyor. Şimdi Platon da diyor ki bu logos böyle kıçtan üretme bir şey olmamalı. Bunun bir gerçekliğin karşısı olması lazım. Ama biz varlığa bir tane de çoğaltamazsak, logos iki şeyi bir araya getirince logos olduğuna göre, iki şey olmayacağından logos da olmaz, mantık da olmaz. Bana bu birin ikiye girişimi lazım. Öyle bir bir ve ikiden bahsedeyim ki, iki burada çok yani artık şey düşünün. Bir ve çoktan öyle bahsetmeliyim ki bunlar hem aynı hem başka olmalı. Bak bunu İslam müfredatında söylediğinde günün sonunda ayağını sabite çıkacak. Ama şimdi biz yine burada kalalım. Platon'un burada verdiği örnek küre örneği. Küre bir tek bir şeydir, doğru mu? Bir tek bir şeydir. Bir top, futbol topu bir tanedir. Platon diyor ki ama diyor bak biz diyoruz ki bunun bir çemberi var, bir de çevresi var. Mesela diyelim hacmi var, kütlesi var. Bak parça parça isimden bulduğumuzda en az 4 şey bulduk şu anda. Doğru mu? Mesela diyor ki oysa diyor bu hani çocuğa verdiğinde bir şeydir, top oynuyor. Nasıl oluyor da ben çoklu görebiliyorum bunu? İşte logos diyor. Logos diyor buna belirli itibarlarla baktığında bir şeyden çok malzeme çıkartabiliyor. Parmenides burada öyle. Parmenides diyor bizim hoca logosun bu şeyini baltalıyor diyor. Evet. Nasıl? İşaret etmekten başka bir şey yapamaz. Evet bak şimdi. Gerçekte var olan bir tane top. Ama ben belirli itibarlarla baktığımda bunun bir çevresi var diyebiliyorum. Üzerinden fizik yapıyorum değil mi? Bunun bir merkezi var diyebiliyorum. Platon yanlış hatırlamıyorsam çevre ve merkez örneğinden çıkıyor. Diğerlerini söyleyeyim mi? Kütle mitle yoktu o zaman. Bak iki şey bulduk diyor onda. Ama o bir şey. Peki ne demek şimdi? Nasıl toparlayacağız? Diyor ki işte belirli veçheden bilerek bu ifadeleri kullanıyor. Belirli veçheden bakabilme logosun özelliği. Bak aklın değil. Yani nous'un özelliği değil bu. Yani logos nous'un bir yetisidir ayrılmasıyla da. Orta parmak da aynı örnek. Onu da o veriyor. Diyor ki bu belirli veçhelerden baktığında çember, daire filan, merkez diye görmek işte onlar eidos. Tamam mı? Öyleyse bak Platon'un hikayesi şöyledir. Bir tane var vardır. Gerçekte de var budur. O yüzden varlık yüklemdir, yegane yüklemdir. Bak Kant varlık yüklem değil dediğinde oradan kaçıyor işte. Var vardır. Bir de logosun gördüğü bir eidos var. Yani veçhe. Anladınız mı? Ya eidos bu bak Platon'da. Yani logosun gördüğü ya çember. Düşün ki mesela şimdi oraya girmeyelim çünkü pek öyle değil. Hani çember ideası gibi bir şeymiş. İşte örneklerde de Sokrates hep ondan böyle idealar. Anladın mı? Yani onu bak onu logosu koyacağız buraya. Varlığı direkt görme meselesi güzelim meselesi. Logos değil. Logosu ayrıştırıyoruz. Daha bir yani spesifikleştiriyoruz. Şimdi var üzerinden göremez. İşte o yüzden bir su usya üzerinden varlıktan çıkartıyor. Biraz karmaşık bir şey. Razi'nin hakikat itibaridir diye anlatmıştım bunu. Hatırladınız mı? Bakın bakalım nereye gidecek bu iş. Şimdi sen varın kendisine logos itibariyle varın kendisine bakmıyorsun. Belirli bir veçheden varın kendisine bakıyorsun. O veçheyi mümkün kılacak bir usya, bir töz gerekiyor. O tözün tezahürüne eidos diyorsun. Sen eidosun üzerinden tözü de varlık cinsinden töz olarak görüyorsun. Yapalım.
Ben somut bir örnek vermeye dedim, anlaşılmadı. Tamam, öyleyse modernler nasıl, ben yine anlattığım kavramlar tamam da hocam. Vereceğim. Yani şu ama bak bunu anlamazsın zaten olmaz. Tabii işte onun için diyorum yani. Sizin Mahmut Hocan o yüzden anlamıyor zaten. Hocam Mahmut Hoca yok ki. Belki adam da böyle anlatıyor. Bilmiyorsunuz. Adamın günahını alıyorsunuz yani. Olmayan birisi. Bak şimdi abi. Hatırlarsanız o şey derslerinde fiksatta hatırlamı anlatmıştım çünkü. Bu tasavvuf derslerinde size böyle tahtaya çizdim. Russell demiş. Ben bu ağacı nasıl görüyorum demiştim. Bak şeyi, felsefeyi bırakın, fizikten bahsedelim. Şimdi ağaç var orada. Hani onun varlığını varlığını geçtik, tamam mı? Ağaç var, burada da ben varım, değil mi? Ben ağacı nasıl görüyorum? İkimizin arasında bir ortam var. O ortam içerisinde ağacı görüyorum. Doğru mu? Hatırladınız mı? Ben böyle çizmiştim tahtaya. Bak Russell şöyle diyor kitabında. Ben ölürüm abi. İşte bunun adı felsefenin sorunları yanlış. Bak fizikten bahsediyor bu arada Russell. Ağacın kendisine fiziksel nesne diyor. Dikkat edin. Şimdi Platon'a benzeştireceğim bunu. Bakalım ne kurabilirsin. Ağacın kendisine fiziksel nesne diyor. Tamam mı? Ağaç, bakın o mekanda, o toposta sadece ben ve ağaç yokuz. Hava var bir de. Başka? Işık var bir de. Aristoteles'in doğal ışığı. Şimdilik burada kalalım. Yani ben ağacı hava ortamı ve ışıkla, doğal ışık dediğim şeyle görüyorum. Doğru mu? Russell diyor ki bak, bunların hepsi fiziksel nesne. Şimdi benim ağacı görmeme bakalım. Fiziksel bir nesne bana geliyor. Bir frekans yani, çünkü Russell bu çağın adamı. Frekansları, kimyayı bilmem neyi biliyor, kuantumu bilebiliyor adam. Bir fiziksel nesne olarak ben ağaçtan tam da Descartes'in dediği gibi, can ruhları diyor Descartes'a, maruz kalıyorum. Bak tam Descartes'çi yani, maruz kalıyorum. Ama bende oluşan ağaç idesi, Russell da burada ide kelimesini kullanıyor. Bak tam Platon'un işte yani, tersten bakacak ama. Dürbünü terse çevirip bakıyor yani. Aslında Platon'un dizgesini ve Platon'un kavramlarını kullanıyor. Bende oluşan ağaç idesiyle o ağaç nesnesi aynı şey mi? Bak felsefe bunun peşinde, tamam mı? Bak şimdi bunu ağaçtan anlamazsınız. Yine Russell'dan kırmızı örneğinden vereceğim şimdi. Kırmızı bir frekans ve bir fizik nesne olarak kırmızıyı doğuştan kör bir adama mükemmelen anlatabilirsin. Diyeceksin ki adama, atıyorum 7 frekans var. Yani çok bildiğim şeyler değil de. Frekansların bir dalga boyları var. İşte şununla şunun arasında, kırmızı mor arasında. Şimdi bu şuraya çıktığında dalga boyu, lambda bilmem ne olduğunda biz buna kırmızı diyoruz. Adam bak görmüyor, hiç görmedi hayatında ama kafası çalışıyor. Fizikçi adam. Adam yazıyor defterine, diyor ki lambda boyu bilmem neyse o kırmızıdır. Şimdi biz lambda mamda bilmiyoruz bak. Lambda özelleme. Nasıl? Bir özelleme. Lambda diye bir şey de yok bu arada. Tam felsefenin konuları. Şimdi o kırmızı frekansının sıcaklığı, biliyorsunuz mesela bugün yıldızların, kuarkların filan uzaklığı da o frekanstan biliniyor. Perde aralığını, perdenin iniş çıkışlarını, kuvvetini, sıklığını filan hepsini kör bir adam bilir. Ama kör adam da kırmızı olmaz. Kırmızılık ha, şimdi Russell diyor ki bak, kırmızı benim tecrübemde olan şeydir. Onun kaynağı olan şeye kırmızı denmez. O kırmızının nesnesi diyelim. Sen köre kırmızının nesnesini anlatabilirsin ama kırmızıyı hiçbir zaman tecrübe etmez. Nasıl böyle mahiyetini anlatıyor, tamam mı? Bunun peşinde. Şimdi Platon'a gidelim bak. Platon da diyor ki, nasıl orada bir ağaç nesnesi, kendinde ağaç var. Ama Russell ne dedi? Bak bendeki ağaç, o ağaç mı belli değil dedi. Değil mi? Çünkü ben ortam içerisinde o ağacı görüyorum. Bak ne kadar kant. Ortam içerisinde o ağacı görüyorum. Değil mi? Hatta bak biz de anlatıyoruz, diyoruz ki o topos, ana topos olarak öyle bir topos olmalı ki hem ağacı hem beni tutmalı, ışığı, ortamı tutmalı ama aynı zamanda beni, ben olarak ağacı da ağacı olarak tutmalı, birbirimize de katmamalı filan diyoruz. Şimdi bak Russell dedi ki ağacın bir nesnesi var, ortam var, o ortam içerisinden onu idrak eden ben varım. Şimdi Platon'a gidelim, varın kendisi var. Şimdi tabii ortam olmaz,
Ama oraya benzetecek şekilde ben nasıl ağacı doğrudan görmüyorsam, tecrübe etmiyorsam. Platon da diyor ki sen varı doğrudan tecrübe edemezsin. Ya ne yaparsın? Varı usya üzerinden, ortamdır buradaki usya. Bak bu kötü bir benzetme yani, çünkü ortam bambaşka şey, usya bambaşka. Usya üzerinden onun tezahürünü görürsün. Bak aslında demeye getirdiği şu. Sen bir tezahür görüyorsun. Ama bu tezahür doğrudan varın kendisinin tezahürü olamaz. Var çünkü bütün bir şey. Sen o vardan bir usya elde ediyorsun. Yani bir paradigma, bir bakış, tamam mı? Bir nazar işte abi. Yani güneşe buradan bakmakla buradan bak gibi. Güneşte saçma olur da Uludağ'a buradan bakmakla şuradan bakmak gibi. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bak, logos gördüğü şey tezahürdür. Çokluğu tezahür verir. Bu çoklu tezahürün kaynağı usyadır. Çünkü çok usyalar vardır. Bunların hiçbiri de gerçekte kendinde değillerdir. Aslında hepsi tek bir şeyin farklı usyalarıdır yani. Bak, bu anlamda fiili töz diye bir şey yok Platon'da. Gerçek, bir fiil, farklı farklı idealar diye bir şey yok. Logos'un bakış açılarından ben bak bu töz üzerinden varı seyrediyorum diyor. Anlatabildim mi? Biri de ben bu töz üzerinden varı seyrediyorum diyor. Oldu mu? Yani var burada, arkada ana kaynak. Bu varın farklı açılardan 360 derece gibi düşünün. Sonsuzdur değil mi açılar? Bak bir tane merkezden sonsuz açı çıkartırız değil mi abi? Çünkü o açıyı ne kadar bölersen sonsuz gider o. Bak işte her biri birer usya abi. Dolayısıyla bu usyaların tezahürlerini logosla yakalar, isim verirsin. Onu. Yapıştırırsın, dersin bu ağaç. On, usya, eidos, logos, onoma. Bu Platon işte abi. İşte bu ayağını sabit abi. Bak, İbn Arabi'nin anlatmaya çalıştığı mevzu bu. Bak, Platon'un daha iyi anlattığı, İbn Arabi'nin daha kötü anlattığı mevzu bu. İbn Arabi de diyor ki, bu Allah. Bu Allah bir çokluğa izin vermeli. Ama bu çokluğu hem gerçek hem değil. Ne demek bak İbn Arabi'nin bu çokluğu hem gerçek hem değil demesi? Kütle hem gerçek hem değildir. Kütle hem fiilidir hem yoktur. Bir açıdan kütle daha diye bir şey olmaz. Doğru mu? Var mı kütle diye bir şey? Yani yok demek delilik olur. Bunun bir ağırlığı yok mu? Kütlesi yok mu? Ama no, farklı bir çeşit var, doğru mu? Dün konuştuğumuz şey Mehmet. İşte İbn Sina'nın yine. Ya bu varlık müşekkek bir şeydir arkadaş. Ortak. Teşkiki olmak şu demek. Yani Aristoteles'in verdiği örnek nedir? Teşkikilik de. Teşkiki mertebeler demek değil mi hocam? Değil. Bak işte sen öyle kullanırsan öyle olur. Hocam Hilali bunu söylüyor. Daha dün okudum hocam. Teşkiki mertebeler diyor hocam abi, ya. Az dinle. Sen öyle okursan öyle olur. Bak abi, Hilali diyor adam filozof ya hocam. Ya abi ben söylüyorum da. Bir dinle hele ya. Tamam ben atacağım hocam. Diyorum ki. Atacağım. Kafasına göre söylüyorsun. Teşkiki şu demek lan. Kelime orijinali bu. Sen kelimeleri farklı kavramsal durumlarda kullanabilirsin. Bana ne canım? Geçen gün Hacer Hanım yazdı hani kavram bilmem ne. Ya aslında şu şudur bu budur diye ayetten neydi hatırlamıyorum. Yani sen kavramı istediğin gibi kullanabilirsin filan dedim bir yerden sonra. Hatırlamıyorum. Ben uzlaşım sağ ya abi teşkiki hayır öyle değil. Aristoteles'ten vereyim öyle. Aristoteles diyor ki bak. Eczane sağlıkla ilgilidir. İlaç sağlıkla ilgilidir. Koronavirüs sağlıkla ilgilidir. Spor yapmak sağlıkla ilgilidir. Bak işte sağlık bunların hepsinde teşkiki abi. Anladım. Anladın mı? Ortaklık. He ama bak sağlık dediğinde de bunlardan bağımsız bir tanımı vardır sağlık. Doğru. Anlatabildim mi? Ya sen sağlığın ne olduğunu anlatırken ilacı, koronayı, sporu anlatmazsın. Anlatabilir miyim? Yani sağlık diye bir şey vardır. Mesela tıp diyelim daha somut olsun. Tıp diye bir şey vardır. Ama mesela ilaç da tıbbidir. Sargı bezi de tıbbidir. Değil mi? Medikalci de tıbbidir. Tıbbi malzeme satıyoruz da.
Ama tıbbı anlatırken medikalden anlatma bahsetmeyebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Mikroptan bahsetmeyebilirsin. Ya tıp diye de bir şey var. İşte bak İbn Sina diyor ki, yani Aristoteles diyor ki, var diye bir şey var. Bir de diyor, varlığın teşkiki anlamları var. Ya mesela deriz ki, tepe göz de vardır. Deriz ki mesela, inek çaban da vardır. Deriz ki, kare üçgen de vardır. Bak diyebiliyorum. İşte diyor ki İbn Sina ya da Aristoteles, varlık müşekkek bir şeydir. Bak o yüzden tedrici demiş Dinani. Teşkiki, yani tedrici, yani teşkiki için aradım. Tamam yani. Teşkiki dediniz değil mi hocam? Evet. Tamam, ben ne diyor yani? Mertebe. Teşkiki mertebe diyor. İşte bak hatta bu anlamda diyor, söylüyor. Hatta yani, diyor ki. Sen, akşam ben gönderdim. İşte ben de diyorum. Abi sen dinlemiyorsun ki beni. Adam diyorum yanlış bir şey söylemiyor. Ama o demek değil. Şunu demek istiyor. Varlık cinsinden varlık olarak en üst mertebedir. Tutar inek şaban da var dersin. Üçgen de var dersin. Kaplama en zengin, işte en fakir olan. Evet. Yani varlık bu anlamda teşkikidir. Biri de çıkıp evet dereceli mertebe farkı vardır da diyebilir. Çünkü var cinsinden var. Hocam bitti işte. Varın kendi ismi. Şuna var dersin, buna var dersin, yedi başlı ejderhaya var dersin. Bunlar da varın türevleri. Şimdi gerçekte bunlar var mı? Gerçekte bunlar yok. Ama başka bir anlamda var mı? Var. Dilde var, muhayyirede var, vehimde var, doğru mu? Algıda var, duyuda var. O yüzden diyor varlık müşekkektir. Yani sen birçok şeye var diyebilirsin. Ve bu varlık temelde işte İbn Arabi yine. İşte yine ayağını sabit. Anlatabiliyor muyum abi? Yani varın içi tam belirlidir Aristoteles'te. Değil mi? Biz diyorduk bak Aristoteles'in tanrısı İslam'ın tanrısına uymaz. Tam belirlidir tanrı. Dolayısıyla kategoriktir yani. Her bir varlık cinsi, müşekkek olan, mertebesel olan, alt mertebelerdeki varlık kategorik özelliklerini varlıktan alır. Yani o ana varlıktan alır. Dolayısıyla varlık yüklemdir. İlk yüklemdir. Bir şeyin var olması yani şu gördüğümüz şeylerin ilk özelliğine var olmaları. Sonra biri yeşil, biri küçük, biri kısa, biri şişman, biri bilmem ne. Ama hepsinde ortak olan ne? İşte müşekkek olması bu demek. Tamam mı? Gerçekte varlık ne? Dünkü konuyu bağlamak için. Gerçekte varlık hangisi? Mahiyeti olan şey. Dün bunu söylemek istiyorum. Burada gerçek varı yani onu. Onun canlı bir şey değil ki hocam. Bak şimdi bir dakika abi. Bak İbn Sina mahiyeti olana biz var deriz diyor ya. İşte o mahiyet kelimesini sil. Sabite dediğinde aha İbn Arabi işte. Sindir. Dur. Hızlı git. Yani İbn Sina dese ki ben sadece mahiyeti olan şeylere var derim ve o da bir vardan gelen bir şeydir. Gerçek vardan gelen bir şeydir. Şimdi İbn Arabi'ye geçelim. Ya ayağına sabite vardır. İşte o sabitesi olan şeyler gerçekte vardır ve o da Allah'tadır, içkindir. Aynı şeyi söylüyorum. Ne var abinde sen de içi çok güzel bir açıklama. Aynı yani şeyi söyledim. Çok güzel bir şey anlattım. Ben de şimdi anlattım. Şimdi peki. Benim peki, anlattım neydi biraz önce? Dur oraya gitme abi. Şimdi Parmenides'ten itibaren bir daha gelin. Parmenides'e göre. Bak bu arada çok da bilmiyoruz. Parmenides üzerinden biraz hızlı geçiyoruz. Kitabı yok çünkü. Bir tane bir şey var. Bir şiiri var. Şimdi Parmenides'e gitsek bu dünya gerçek mi? Büyük ihtimalle diyor ki değil. Platon'un itirazı buna. Ben ne yaparım da? Gerçekliği Parmenides'in var dediği şeyde bırakırım ama buna da bir nevi gerçek derim. Yani bu da burası da gerçek olsun ama onun gibi gerçek olmasın. On ve Beon hikayesi evet, oradan çıkıyor. Burada zaten dil duruluyor. Dil burada bağlanıyor. Böyle saçmalıyor gibi bir pozisyon, bir manzara ortaya çıkıyor. Yani bir şey ya gerçektir ya değildir. Ha öyle değil işte. Şimdi Platon'da bu dünya gerçek. Ya mağara içi falan da gerçek ama. Şimdi Platon gerçeğin kopyası falan filan diyor ama o şey demiyor. Sadece diyor ki bu gerçeklik teşkiki işte. Asıl gerçekliğin bir gerçek tezahürü. Bu yalan değil. Tamam mı? Şimdi o gün Şevket abinin attığı
işte Mahmut Erol oturmuştu. Ya Allah için vardır, Beriki için hayaldir filan bak. Yemin edebilirim ama ispatlayamam ki adam ne dediğini bilmiyor. İbn Arabi bu ifadeleri kullanıyor. O da 40 yıldır, 50 yıldır okuyor. Bilmiyor. Bunları bilecek adam kim? Platon, Aristoteles ikilisinden sonra Kant'tan böyle ilmek ilmek geçmiş adamlar. Aristoteles dedi, İbn Arabi dedi, İbn Sina'da da. Bak bunlar çok ayrı adamlar belli açıdan. Belli açıdan çok ayrı adamlar. Ama hepsinin hikayesi şurada şu. Bu dünya gerçeklik dünyası. Bu dünya böyle hayal bayal rüya falan değil. Ama bu gerçek de teşkiki bir gerçek. Gerçeğin bir iz düşümü gibi. Ama yalan değil. O da gerçek. İşte o yüzden on ve meon filan diyor. Şimdi alırsın. İbn Arabi, İbn Sina'ya gitsek desek ki ya işte bak bunları farklı şekilde sen söyleyebiliyorsun yani. Tamam mı? Oralarda da ayrışıyorlar tabii. Hocam, şimdi İbn Arabi'ye, İbn Sina'ya gitsek desek ki ya üstad bak sen diyorsun ki ben mahiyeti olanlara var derim. Mahiyeti olmayanlara var demem. Ya sen şimdi çünkü biz şunu biliyoruz bak. Aristoteles'te bu sandalyenin mahiyeti yok abi. Tamam mı? Bak dün onu konuştuk Mehmet'le. Ne demek bunun mahiyeti olmaması? O bozuk bir Platon inancı var ya abi hani her dokunun iddiası varmış. Aristoteles sandalyenin formu var demek istemiyor yani. Tekne. Biz yap. Bunu ben diyor birliyorum, buğulaştırıyorum, buna bir form atıyorum ve sandalyeyi ben üretmişim zaten abi. Ama diyor mesela bir balığa baksan. Balık diyor formunu kendisi taşıyor. Morfesini taşıyor. Onu diyor ben koymuyorum balığa. Bak sandalyeye ben koyuyorum. Yani aklın bir kurucu faaliyeti var bu sandalyede. Balıkta yok. Balıkta yok. İşte Kant da diyor ki balıkta da var. Bak Kant'ın daha ayrıştığı yanımız. Devrim dedi. Dur şimdi. Demek ki Aristoteles'e biz gitsek dolayısıyla ilgisi. Ya sen şimdi bana bu sandalyenin burada olmadığını mı söylüyorsun? Yok ya diyecek var ne demek yok. Alırım kafana vururum görürsün bak olup olmadığını. Lan nasıl var? Sen sadece mahiyeti olana gerçek varlık veriyorsun. Bak İbn Sina'nın ontoloji